Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bıçak inceleyeceğiz. Bıçağımız böyle bir bıçak. Neyse bir hiç şaka yapmayacağım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Meizu Bluetooth hoparlör kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Meizu'nun Bluetooth hoparlörü. Bildiğiniz üzere 11.11 kampanyasından bayağı bir indirime girmişti. Ben 68 liraya aldım bu canavarı. Normalde bu 125 lira, 100 lira gibi bir fiyatlara satılıyor bu hoparlör. Neyse hemen kutuyu açalım arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen faturasını falan, bu arada faturasını falan çıkarttım abi. Abicim arkadaşlar. Neyse. Şimdi şöyle açıyoruz. Şimdi bayağı bir sıkı bir kutu. Yalnız paketler bayağı iyiymiş. Şöyle bir paketin içerisine geldi. Bu şişmeli bir paket galiba. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu açalım. Evet. Bayağı büyük bir şey yapmışlar ama bu şekilde çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, bu arada elim yara. Kusura bakmayın. O yüzden. Neyse, şunu açalım. Evet, açabilirsek tabii. Kutuya da zarar vermek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir özelliklerine bakalım. Burada real bilmem ne gerçekçi ses deneyimi falan filan diyor galiba. Max audio diyor. Waves bilmem ne. Artık araları bilmiyorum neyse. 18 saate kadar bir şey yapıyormuş. %50 volüm ne geliyor? Vesaire vesaire diyor arkadaşlar. Neyse, hemen kutumuz nasıl açılıyor? Şöyle bir bakalım. Evet, şurada bir jelatin gibi bir şey var arkadaşlar. Evet. Kutu bu arada mıknatıslı arkadaşlar. Bayağı iyi lan. Adamlar yapmış abi. Kutusunu dahi mıknatıslı yapmışlar. Şurası da şöyle bir sünger var bozulmasın diye. Evet, hoparlörümüz bu arkadaşlar. Şöyle geliyor. İçerisinden A20 kullanım kılavuzu. Bir de şöyle bunu elinizde bir yere taşımak için şöyle bir zımbırtı geldi. Neyse. Hemen açalım arkadaşlar. Bu arada ürünü Trend yoldan aldım. Söylemediysen. Karşımıza böyle çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir netleşik. Şu şekilde bir hoparlörümüz arkadaşlar. Yani gayet güzel hoparlör. Şurada ne yapıyormuş? Girişlerine bakalım. Bir tane AUX giriş arkadaşlar. Ardından micro USB girişi var. Portu var. Şuradan zaten o takma şeyini gösterdim. O oraya takılıyor. Ve buradan bir power tuşu var. Power tuşuna basılı tutalım. Evet. Çoğu yorumda demişler şarj olmuyor vesaire diye. Evet, şu anda zaten bunun şarjı yok. Şarja bir takalım arkadaşlar. Bir deneyelim. Evet arkadaşlar, kabloyu aldım bu arada. Ama nedense elektrik yok. Elektriği takmayı unutmuşum. Lanet olsun abi. Niye elektriği takmayı unutmuşum? Evet. Elektriği de taktık arkadaşlar. Geri geldim tekrar. Şimdi hemen test edelim. Bu arada bu benim kendi şeyim. İçerisinde falan çıkmadı. Bu benim kendi USB kablom. Micro USB. Bu mıknatıslı ucu çıkabilen zımbırtlı işte, neyse. Şimdi şöyle bir test yapalım abi. Evet, şu anda ışıklar vesaire yandı. Açılabiliyor mu? The Bluetooth device is ready to pair. Evet. Şu anda hiçbir komutlu vesaire yok arkadaşlar. Açılmıyor galiba. Evet. Şu anda açıldı galiba. Şu anda bağlayacak bir şeyim yok arkadaşlar. Telefonum zaten kayıt yapıyor şu anda. Yani bağlayacak bir şeyim yok. İnceleme videom yakın süre içerisinde gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde bir video oldu. Kod açılım yani. Umarım beğenmişsinizdir. Şu şekilde göstereyim. Kutu içerisinde bunlar çıkıyor. Gayet güzel Bluetooth'lu bir speaker.
Başka bir yere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu tuşlar dokunmatik değil. Tuşlar normal yani basmatik. Başka bir yere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.